Eğitimsel İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, öğretmenlik mesleğini yakından ilgilendiren düzenlemelerin içerisinde aykırı maddelerin bulunduğunu ileri sürerek, bunların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi. 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ardından çıkarılan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, anayasaya 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Yeni düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulunan Eğitimsel İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, Öğretmenlik Meslek Kanunu, ÖMK ve ardından çıkarılan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin anayasaya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılandığını ileri sürdü. İçermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir. Eğitimsel olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren yaptığımız eylem ve etkinliklerde Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeki düzenlemelerin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Son olarak 2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma eyleminde öğretmenler kitlesel olarak itirazlarını dile getirmişlerdir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanununa yönelik bütün eleştirilere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı düzenlemeler içeren öğretmenlik meslek kanununu 9 Kasım 2022 tarihinde esastan görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi, öğretmenlik meslek kanununda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle çelişen her tür uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar çok önemlidir. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetler sınıfı ve 4B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte ele alınmalı ve gerçek bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Eğitim emekçilerinin Anayasa Mahkemesi'nden talebi hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştirileri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutta sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir.